Değerli arkadaşlarım, dün İstanbul'da Türk Ocakları'nın düzenlediği önemli bir toplantıya katıldım. İslam dünyası meseleleri ve çözüm yolları konulu bir sempozyumdu. İlki 2016 yılında yapılmıştı, Kartal'da yapılmıştı. Orada katılmıştım. Orada da bir konuşma yapmıştım. Aradan belli bir süre geçtikten sonra ikincisi düzenlendi. Aynı başlıkta düzenlendi ama bu kez çok daha geniş kapsamlıydı. Rusya'dan, Fas'tan, tutun efendim pek çok Türk Cumhuriyetlerine kadar din insanları kendi alanında önemli e, araştırmalar yapan akademik dünyadan da uygulamadan da pek çok insanlar katılmışlardı. Onların görüşlerini, onların İslam'a bakışlarını ve İslam dünyasının yaşadığı sorunları ve sorunları nasıl aşmamız gerektiği konusundaki Çalışmalarını bir kısmını dinledim bir bölümünü dinledim konuşmadan sonra e, öğleden sonra ayrıldım Ankara'ya geldi bugün grubumuz var diye. Değerli arkadaşlar bu dünyanın İslam dünyasının sorunları var ve Türkiye bu konuda bütün İslam dünyasına örnek olmak zorundadır. Sorunları aşan demokrasi gelişmiş bir ülke algısını yerleştirmek zorundadır. İnsanların inancına nasıl saygı duyulduğunu bütün dünyaya göstermek zorundadır. Toplantıya katıldım. Adalet vurgusunu yaptım. Adaletin ne kadar önemli bir kavram olduğunu İslam açısından da ifade ettim. Sabah bir haber, efendim İstanbul İl Yönetimi, Türk Hoca İl Yönetimi görevden alınmış diye. Ne söyleyeyim şimdi arkadaşlar? Ne söyleyeyim? Ya bizim konuşmaya ihtiyacımız var. Kavgaya değil. Bizim birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Kavgaya değil. Birbirimizi kötülemeye değil. Bir arada oturup güzelliği nasıl inşa edebiliriz? Doğruları nasıl inşa edebiliriz? Buna ihtiyacımız var. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten. Ya İslam dünyasında dü dünya kadar sorun var ya. Kan akıyor İslam dünyasında. Biri birilerini öldürenler İslam dünyasında ağırlıkta olarak. Biri birilerine kılıç çekiyorlar, silah çekiyorlar. Allah Allah deyip onu öldürüyor, o da Allah Allah deyip onu öldürüyor. Ya İslam dünyasında kan durmasın mı? İslam dünyasında güzellik olmasın mı? İslam dünyasında demokrasi olmasın mı? İslam dünyasında adalet olmasın mı? Adalet istiyorsunuz, dillendiriyorsunuz. Tahammül edemiyorlar ya. Emin olun ya, akıllarını yitirmiş bunlar. Tahammül edemiyorlar. Adaleti tahammül edemeyen bir anlayış bu ülkeye adaleti nasıl getirecek Allah aşkına? Kimse endişelenmesin. Allah'ın izniyle biz getireceğiz biz. Adaleti getireceğiz biz. Her kavga sonlarını getiriyor. Her kavga sonlarını getiriyor. Kendileri kendi sonlarını getiriyorlar. Bizi dinleseler emin olun çok güzel şeyler olacak. Ama bizi de dinlemiyorlar. Doğruları dinlemeye tahammül edemiyorlar. Yanlıştan besleniyorlar. Kinden, öfkeden besleniyorlar. Buradan çıkmaları lazım.